Canlı yayın 5. mevsime hoş geldiniz. Artık bayrama doğru iyice yaklaştık. Bütün meşgali, bütün telaşı bayram hazırlıklarıyla ilgili. Yarın inşallah Arife günü yaşayacağız. Ben bugün Üçler Mezarlığı'nın yanından gelirken oradaki araba sayısının, araç sayısının fazla olduğunu fark ettim. Galiba kabir ziyaretiyle ilgili de işte kardeşlerimiz bazı girişimlerde bulundu. Bugün Müslümanca bir Arefe, Müslümanca bir bayram nasıl yaşanmalı diye soracağım. Misafirimiz bu konularda çok deneyimli ve çok dertli bir isim. Ekranlarımızdan, Konya FM'den tanıdığınız, müftülükten tanıdığınız bir isim. Konya Meram uzman vaizi Mehmet Toker hocamız stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok sağ olun hocam. Tabii Müslüman dertsiz olmuyor. Evet. Bizim her an acaba bu işi doğru mu yapıyoruz? Bu gidişat nereye? Neyimiz doğru, neyimiz eksik bir tartı içerisinde olmamız evet. gerekiyor. Bugünler de ne kadar güzel ve bereketli olursa olsun yine aynı derdin ve o tartının devam etmesi gereken günler evet. değil mi hocam? Şimdi bizim temel meselemiz İslam'ı, dini, inanmış olduğumuz dinimizi doğru kaynaklardan doğru şekilde öğrenip doğru şekilde hayatımıza aktaramama. Böyle bir problemimiz var. Öyle olduğu için dini olarak niteleyebileceğimiz her şey bir anlamda ne yapmaya başlıyor? Belirli bir süreden sonra bizim isteklerimize göre, bizim anlayışımıza göre, bizim örf ve adetlerimize göre vesaire şekillenmeye başlıyor. Normalde dini olan bir davranışı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu onun örnekliğindeki bir davranışı belirli bir süreden sonra artık tabiri caizse biz çizgisinden çıkarıp kendi kafamıza göre yorumlamaya, kendi anlayışımıza göre onu yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Yani din dediğimiz zaman veya yaşanılan, pratize edilen din dediğimiz zaman bu daha ziyade kaynaklarda, Kur'an-ı Kerim'de, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bize öğretilen din değil, bizim yorumlarımızın tabiri de caizse biraz daha üzerine giderek aşırı yorum şekline dönüşmüş hali. Şimdi Arefe günlerinde mezarlık ziyareti, kabir ziyareti, evet belki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birebir yapmış olduğu bir husus değil. Sadece kabir ziyaretlerini serbest bıraktıktan sonra ki önceleri biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret etmeyi, kabirlere gitmeyi ne yapmıştı? Yasaklamıştı. Hatta bununla ilgili Mekke döneminde elhâkümüt tekâthur hattâ zûrtümül megâbir. Övünmekte o kadar ileri gittiniz ki ta gidip mezarlıkları, kabirleri bile saydığınız şeklinde müşrikleri yeren, müşrikleri eleştiren bir sure gelmişti. Şimdi niye? Çünkü müşrikler, Mekke dönemindeki kafirler özellikle ata ruhlarına tapma ki o dönemdeki putların özellikle küçük putların büyük bir kısmı kabilenin ileri gelmiş daha önceki ölmüş kimselerinin ruhlarının temasül etmiş olduğu işte taşlar, ağaçlar olarak veya onlardan yontulan şekillere önceki ata ruhlarının temasül ettiği şeklinde bir anlayış sürdürülüyordu. İşte bu ata ruhlarına veya kabirlere tapınma anlayışını ortadan kaldırmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği başladıktan sonra Medine dönemini hatta Medine döneminin ilerleyen dönemlerine kadar kabir ziyaretlerini yasaklıyor. Niye? Çünkü o eski müşrik alışkanlığı, o eski putperest alışkanlığı hortlamasın diye. Fakat artık İslam, tevhid dini, bir olan Allah inancı kalplerde sağlamlaştıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretlerini serbest bırakıyor. Şimdi kabir ziyareti yapılmalı mı yapılmamalı mı? Bugün bu konuda ağzı olan herkes konuşuyor tabiri caizse. İşte bazıları diyor ki vay efendim kabire gidip dua etmek işte faydasızdır, orada Kur'an okumak faydasızdır vesaire. Kabir ziyaretlerinin kabirde yatanlardan daha ziyade yaşayanlara faydası var. Ben buna inanıyorum. Çünkü orada siz bir yakınınızın kabrini ziyaret ettiğiniz zaman onunla olan diyelim ki yaşanmışlık günlerinizi hatırlıyorsunuz ve onun öldüğünü kabulleniyorsunuz ve bir anlamda kendinize de öleceğinizi teskin ediyorsunuz ki ölüm bizim hayatı anlayabilmemiz için Rabbimiz tarafından bize bahşedilmiş en güzel öğreticilerden bir tanesidir. Ölümü anlayamayın, hayatı anlayamaz. Müthiş bir nasihatim evet. hocam. Şimdi Arefe günlerinde de ki Arefe günü tabirine de birazdan gelelim. Arefe günlerinde de kabir ziyaretini hele hele Ramazan
bayramının öncesi olan Arefe günündeki kabir ziyaretini de şöyle değerlendirmek lazım. Ramazan bitti. 30 günlük bir zaman dilimiydi. Ramazan bitti, Ramazan'ın son günü. Öyleyse sayılı olan her şey bitiyorsa bizim ömrümüz de sayılı, bizim ecelimiz de sayılı. Öyleyse bizim ömrümüz de bizim ecelimiz de biteceğine göre işte oraya gittiğimiz zaman bunu kendimize Ramazan'la birleştirip Ramazan'ın bitmesi ve ömrün bitmesi arasında bir bağ kurup akabinde de Ramazan bitiyor fakat ertesi gün bayram, müminlerin sevinç günü, neşe günü. Ömür bittikten sonra da ahirette sevinç günü, neşe günü yaşayabilmemiz adına dünyadayken ne yapmamız gerektiğinin tefekkür edilmesi noktasında Arife günleri kabir ziyareti yapılması ölülerden daha ziyade, kabirdekilerden daha ziyade yaşayanlar için gerekli olduğu kanaatindeyim. Hocam bu konu çok önemli bir konu. Evet. Belki Allah izin verirse bayramdan sonra bir gün başlı başına konuşuruz bu kabir, İnşallah. İşte ölüm adabı vesaire. Merak ettiğim bir şey var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok sevdiğini, yakınını kaybetti. Evet. Sonrasında onların defnedildiği yerlere gidip işte bir duada, bir ziyarette bulundu mu acaba? Elbette. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sağlığındayken 7 çocuğundan 6 tanesini toprağa veriyor. Eşlerinin bir kısmını kendi sağlığındayken Hazreti Hatice annemiz başta olmak üzere toprağa veriyor. İşte amcalarını, diğer yakınlarını, birçok sahabe efendimizi, birçok peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle kader arkadaşlığı yapan isimleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toprağa veriyor. Ve zaman zaman gidip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kabirleri ziyaret ediyor. Onlara selam veriyor ve yakında kendisinin de onlara kavuşacağını bir anlamda onlara haber veriyor. Şimdi burada bir şey dikkatimizi çekiyor bizim. Cennetül Mualla Mekke'deki mezarlık, Cennetül Baki Medine'deki mezarlık. Evet. Şimdi Cennetül Mualla İslamiyet öncesinde de definlerin olmuş olduğu, İslamiyet öncesinde de müşriklerin ölülerini gömmüş oldukları bir mezarlık. Yani ilk defa İslam'la beraber ihdas edilmiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ihdas edilmiş bir mezarlık değil. Şimdi eski Mekke'yi düşünecek olursak, Kabe ve civarında yerleşimi düşünürsek, Cennetül Mualla'nın olduğu yer şehrin epey dışında bir yer. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, umreye ve hacca giden kardeşlerimiz kafalarında canlandırsınlar, cinlerle buluşmak için şehir dışına çıkıyor. Ki bugün cin mescidi Cennetül Mualla'dan daha yakındır Kabe'ye. Cennetül Mualla'ya giderken yolun üzerindedir. Yani orası epey bir şehir dışı. Fakat Medine'ye geldiğimiz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların mezarlığını, kabristanını hemen şehrin kenarında, hemen bitiminde, yani bugünkü Cennetül Baki'nin olduğu yerde oluşturmaya başlıyor. Ve ilk definler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları, eşleri vesaire nereye defnediliyor? Hemen mezarlığa girdiğimiz zaman, kabristana, Cennetül Baki'ye girdiğimiz zaman hemen duvarın kenarlarında, karşımızda, hemen o yakın bölgede. Yalnız mezar taşı yok değil mi hocam? Mezar taşı o şu andaki Vahhabi anlayışından dolayı yok da. O zaman var mıydı? Tabii benim? Elbette ki öncesinde, yani oranın bir mezar olduğunu belirten veya orada kimin yattığını belirten işaretler veya yazılar olduğu kanaatindeyiz ki. Çünkü Osmanlı döneminden günümüze tevarüs eden fotoğraf karelerinde bunları açıkça görebiliyoruz. Hatta büyük sahabe efendilerimizin veya Hazreti Hatice annemizin kabrinin üzerinde bir türbe vesaire olduğunu. Fakat şunu söyleyecektim. Yani ölüm mü Müslümanlar, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle şehrin ta uzağına götürüp koyup da insanın hayatından tamamen çıksın istemiyor. Ya hemen mescidin yanı başına, evlerin hemen bitim yerine, şehrin hemen kenarına yapıyor ki insanlar gelip geçerken o mezarlığı görsünler, oraya baksınlar, ibret alsınlar diye. Onun için Arefe günlerinde özellikle kabir ziyareti yapılacaksa, evet, kabrin başına gidelim, duamızı edelim, Kur'an-ı Kerim'den ayetleri okuyalım. Fakat onun mezarda yatan kimseye elbette ki faydası vardır. Elbette ki o ayeti kerimelerin maneviyatından mezarda yatanlar da istifade edecektir. Ama asıl istifade etme noktasını canlılara ayırmamız,
ölüm hadisesinden ibret alınması noktasında değerlendirmemiz gerekiyor. Fakat özellikle Arefe günü bir kabir ziyaretinin sünnette olmadığıyla ilgili... Evet, sünnet diyemeyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Arefe günlerinde kabir ziyareti yaptığına dair sahih kaynaklarda bize ulaşan bir bilgi yok. Ancak bu daha sonraki dönemlerde adab olarak veyahut bir alışkanlık olarak, bir adet olarak bize yerleşmiş ve şu anda da devam ediyor bu. Bunu dini bir ritüel olarak, yani sadece Arefe gününe hasretmek de doğru değil. Her zaman için kabir ziyareti yapılabilir. Her zaman için kabristanlardan geçerken oradaki insanların durumu tefekkür edilebilir. Şöyle söyleyelim. Mesela Konya'mızda işte Üçler Mezarlığı var. Tabiri caizse hayatın merkezinde. Hemen Mevlana'nın yanı başında. Diğer tarafta işte Musalla Mezarlığı var. Yine şehrin ana arterlerinin arasında. Aslında insanlarımız veya diğer mezarlıklar şu an için şehrin içerisinde kalmış durumda. Yani Kurtuluş Mezarlığı olsun, Hacı Fettah Mezarlığı, Yediler, Keçeciler vesaire. Hepsi şehrin merkezinde kalmış durumda. Bu aslında çok güzel bir şey. Yani insanları manevi olarak ahirete hazırlama noktasında, insanlara ölümü hatırlatması noktasında çok güzel bir şey. Ha bunu sadece bu batıdan bize gelen işte anneler günü yok, babalar günü yok, evlatlar günü gibi belirli bir güne hasredip de sadece sanki Arefe gününü hasaten mezar ziyareti günüymüş gibi anlamak da doğru değil. Evet. Ya Müslümanın, müminin ölümü hatırlaması adına, dünyadan ibret alması adına bir fırsat, bir fırsat ve bu fırsatı sene boyunca da devam ettirmesi gerektiği kanaatindeyim. Hocam hemen Arefe ve bayrama geçmek istiyorum ama Arefe kelimesini ve onun anlamını da soracağım. Bir de kabir ziyaretinin adabını ben çok merak ediyorum. Evet. Orada okumamız gereken bir dua var mı? Peygamberimizin tavsiyesi var mı? İzleyicilerimiz şunu soruyorlar. Acaba duaların faydası var mı? Kabirleri bundan sonra mermer yaptırmayalım mı hocam? Evet. Ne yapalım diye şimdi, de soranlar var. Evet, kabir ziyaretinin adabını veya kabire, cenazeye karşı gösterilmesi gereken davranışın adabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde görüyoruz. Yani böyle üst baş yırtarak işte feryat figan ağlamaları, saç baş yolmaları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tasvip etmiyor. Ya orada işte cenazeden hemen sonra sessiz bir şekilde, çünkü aramızdan neticesinde bizimle bir ömrü paylaşmış veya belirli bir zaman paylaşmış bir insan ayrılıyor. İşte onun arkasından elbette ki üzülmek, gözyaşı dökmek fıtri bir davranış, insanca bir davranış. Ama bunu abartarak işte saç baş yolma, elbise yırtma, feryat figan bağırma, çığlık atma şeklinde veya Allah Celle Celaluhu'ya isyan ifade eden sözler biçimine dönüştürmek, bunlar doğru bir davranış değil. Yani gelelim diğer bir şeye. Mezar başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hemen definden sonraki mezar başında, mezarın baş ucunda Fatiha suresinin Elif la Mim, Zalikel Kitabu la Raybe Fih, Bakara suresinin ilk 5 ayetini, mezarın ayak ucunda da Amener Resulü, Bakara suresinin son 2 ayetini okuduğuna ve Fatiha okuyup ayrıldığına dair sahih rivayetler var. Yani şimdi bunun yanı sıra işte Yasin evet, Kur'an'ın kalbi olarak kabul edildiği için Yasin okunabilir. Veya diğer kısa sureler, bildiğimiz sureler okunabilir. Kur'an-ı Kerim yaşayanlar için indirilmiştir. Ölüler için inmemiştir. Fakat eğer bir insan hayatı boyunca Kur'an eksenli bir hayat sürmüşse, Kur'an'ı yaşamışsa, yani hayatında Kur'an'dan izler varsa, mezarda ona Kur'an okunması da onu rahatlatacaktır, onu ferahlatacaktır. Ona bir anlamda bir müjde gibi veya dünyadan aşina olmuş olduğu bir ses, bir soluk getirecektir. Ama dünya hayatındayken Kur'an'la hiç ilgisi yok. Kur'an rafta kalmış, kendisi kendi bildiğine göre, kendi çıkarına, menfaatine göre yaşamış. Kur'an'a zıt yaşamış, Kur'an'a muhalif yaşamış. Ha, biz bu insanın gidip kabrinin başında Kur'an okuyorsak, o Kur'an'ın birebir mezarda yatan kimseye etki etmesini beklememiz de
doğru olmaz. Yani mantıklı olmaz, akli olmaz her şeyden önce. Niye? Çünkü Kur'an Allah Celle Celaluhu tarafından bize hayatımızı nasıl kurmamız gerektiği noktasında, hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiği noktasında bir anlamda hayat kılavuzu olarak, hayat rehberi olarak gönderilmiş. Hayatımızda hiç alakamız olmamış. Öldükten sonra zaten oradaki insan kendisinin başında okunan Kur'an'ı belki yadırgar bile. Ya bu nereden çıktı, bu şey de ne diye. Tanımayacak belki. Tanımayacak belki. Onun için biz Kur'an'ı daha ziyade yaşama noktasında gayret göstermemiz gerekiyor. Yani mezar başında da yani orada saz çalıp türkü söyleyecek halimiz yok. Yani bir Müslüman olarak gittiğimizde elbette ki duamızı edeceğiz. Elbette ki Kur'an-ı Kerim'in şifa ve rahmet olmasına müracaat edip Kur'an'ın şifa ve rahmet ayetlerini okuduktan sonra ya Rabbi bu kabirde yatan müminin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeyle, kabrini nur eyle, işte ona kabir azabından koru gibi dualar da edeceğiz. Evet hocam. Ama bu konuyla ilgili çok soru var. Evet. Demek ki bir merak var, talep var. İnşallah önümüzdeki zamanlarda İnşallah, daha detaylı bir konuşalım. Merak ve talep de var. Bunun yanı sıra sohbetimizin en başında da ifade ettiğim şekliyle hani yanlış bilgilendirmelerden dolayı yanlış yönlendirmeler ve yanlış uygulamalar da var. Mesela işte kadınların kabirlere, mezarlıklara alınmaması gibi. İşte kadınların kabir ziyaretinden men edilmesi gibi vesaire. Bir takım yanlış uygulamalar da var. Halbuki neticede kadın da mümindir, Müslümandır. Kadın da neticede ölecek. Onun da ölümden ibret almaya değil mi? Hakkı vardır. Hakkı var. Evet. Peki hocam inşallah. Allah nasip ederse bir başka programda başlı başına konuşalım. Biraz da Arefe gününü tanımak istiyoruz. Arefe ne demek hocam? Arefe, kelime? İslam literatüründe şöyle ifade edelim. Kurban bayramından bir önceki Zilhicce'nin 8. günü için. Yani Tevriye günü, Arefe günü ve kurban günü olarak veya hac günü olarak zikredilen Zilhicce'nin 7'sinden itibaren Tevriye günü, Arefe günü ve bayram günü ya da kurban günü şeklinde ifade edilen kurban bayramının bir gün öncesi. Ve bu ismi Arefe günü ismini nereden alıyor? Arafat'tan alıyor. Çünkü kurban bayramından bir gün önce müminler ve Müslümanlar hac ibadeti için nereye çıkıyorlar? Arafat'a çıkıyorlar. Yani Arafat günü, Yevmül Arafa ifadesi o günün Arafat'a çıkılmış olduğu, çıkılacağı günü ifade etmek içindir. Peki Ramazan bayramından önce? Ramazan bayramından önceki güne Arefe günü denilmesi daha sonraki yüzyıllarda yani şöyle ifade edelim. İslam'ın genişlemeye, yayılmaya, farklı ırklardaki, farklı dilleri konuşan insanların Müslüman olmaya başladıktan sonraki süreçte gelişen bir anlayış. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde veya Raşid halifeler döneminde, sahabe efendilerimizin hayatta olmuş olduğu dönemlerde, tabi'in döneminde Yevmül Arafa dediğimiz zaman, Arefe günü dediğimiz zaman insanların zihninde oluşan tek bir gün var. Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi müminlerin hac ibadeti için Arafat'a çıkmış olduğu ve Arafat'ta vakfe yapmış oldukları gün. Arefe ile Arafat kelimesi evet, o yüzden mi işte, benziyor? Yevmül Arafa, Yevmül Arefe. Yani Arefe, o, aynı biz, tabii, benziyor. Şimdi biraz daha böyle dilden dile geçerken kibarlaştırarak geçirmişiz. Fakat Ra orada hükmü Ra kuralları gereği kalın okunacak. Şimdi Yevmül Arafa diye Araplar ifade eder. Arefe günü, Arafa günü. Arafat'a çıkılan gün, Arafat'ta vakfe yapılan gün manasındadır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Arefe günüyle ilgili kaynaklarda yer alan hadis-i şeriflerinin tamamı Kurban Bayramı Arefesi günü. Yani müminlerin hac ibadetinin menasiklerinden bir tanesi olan Arafat günü içindir. Yani işte o gün yapılan duaların reddedilmeyeceği, o gün Allah Celle Celaluhu'nun özel bir ihsanda bulunarak işte müminlerden belirli bir sayıyı affedeceği, müminlerin birçoğunu affedeceği, bağışlayacağıyla alakalı hadis-i şerifler Ramazan bayramı arefesi için değil, Kurban bayramı arefesi olan
Yani Müslümanların, müminlerin hac için Arafat'ta vakfede bulunduğu gün içindir. Fakat işte bu kullanım bir anlamda Galat-ı meşhur mu diyelim veya bir anlamda hani... Bu Türkiye'ye özel yok, bir Ramazan... Diğer, şu anda diğer Müslümanlar da Ramazan bayramı öncesindeki güne Arefe Halife günü mi? Diyorlar. Bu kullanım var. Ama bu işte daha sonra diğer Arap olmayan müminlerin, milletlerin mümin Müslüman olmasıyla bir anlamda işte Galat-ı meşhur gibi yaygınlaşmış bir anlayış, bir deyim, söylem olduğunu görüyoruz. Aslında Ramazan'ın son gününde bir özel evet. anlam aramalı mıyız hocam? Şöyle Ramazan'ın son gününde değil, son 10 gününde olduğu için mi? Kadir gecesinin belki de o gün olabilme ihtimalinde. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Son 10 günündeki tek sayılı günlerde arayın ve işte gibi son 3 gecesinde arayın gibi. Yani belki de şu var. Yani 27. gecesi diye biz bugün kutluyoruz ama belki de 29. gecesi Kadir gecesi. Çünkü bizim için nedir? Bir gayiptir, bir bilinmezliktir. Bir durum. Öyle olduğu için mümin Ramazan'ın son günlerini, hani evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş. Günahlardan kurtulma adına işte tevbeyle, özellikle tefekkürle geçirmesi gereken veya itikafla geçirmesi gereken bir zaman dilimi olarak değerlendirmemiz lazım son günlerini, son 10 gününü özellikle. Ki şu var, itikaf ibadeti bugün evet Konya'mız özelinde biraz daha insanlarımız buna dikkat ediyorlar. Biraz daha Konya özelinde itikafa özen gösteriliyor ama diğer şehirlerimizde yani hani belirli başlı işte Erzurum gibi, Sivas gibi, Denizli gibi, İstanbul gibi bazı şehirlerimizi istisna tutarsak birçok yerde itikaf ibadetinin esasen istenilen düzeyde olmadığını da söyleyebiliriz. Halbuki itikaf ibadeti ilk defa İslam'la ortaya çıkmış veya ilk defa Peygamber Efendimiz tarafından uygulanmış bir ibadet değil. Ya tarihi kökleri olan ki Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim'e Kabe'nin temellerini yükseltmesini istedikten sonra وَدَحْهِرَا لِلْبَيْتِيَ لِلْطَّائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالْرُكَّ عَسْرُجُودِ Evimi tavaf edenler, itikafa girenler, rükû ve secde edenler için temiz tutun, temizleyin diye Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e emrediyor. Demek ki itikaf ibadeti ta Hazreti İbrahim'den beri, belki daha öncesinden de çünkü bilinen bir ibadet olduğuna göre daha öncesi de olan bir ibadet. Öyle olduğu için Ramazan'ın son 10 gününde kadın olsun erkek olsun ayrım yapmaksızın kadınlar için sadece itikaf mahalli kendi evleridir. Bu ibadetin yapılması, yaşatılması gerekiyor. Evet hocam, arkadaşlarımız reklam arasında işaret ediyorlar. Peki. Bayramı konuşmayı çok istiyorduk. İnşallah reklamdan sonra konuşacağız. Peki. Bu arada gönderdiğiniz mesajları ve selamları reklam arasında hocamıza ileteceğim. Reklamların arkasından buradayız. Canlı yayın 5. mevsim devam ediyor. Bugün Konya Meram uzman vaizi Mehmet Toker hocamız misafirimiz. İlk bölümde kabir ziyareti adabını ve Arefe gününü konuştuk. Kaçırdıysanız muhakkak Facebook'ta canlı yayınlarda 5. mevsim videosuna ilerleyen dakikalarda bakın. Çünkü belki de ilk defa duyacağınız Arefe ile ilgili ve kabir ziyareti ile ilgili çok güzel anekdotları vardı hocamızın. Şimdi de bayramdan bahsetmek istiyoruz. Tabii bayram dediğimiz zaman hepimizin söyleyecekleri var ama acaba dinimiz bize ne söylüyor? Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir bayram yaşamamızı istiyor? Müslümana uygun bayram acaba nasıldır hocam? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'deki tabi Evs ve Hazreçliler var. Bir kısmı yeni Müslüman olmuş, bir kısmı hala Hristiyan, Arap kabileleri. Üç tane de Beni Nadir, Beni Kureyza ve Beni Kaynuka isminde üç tane de Yahudi kabilesi var. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor ki Medine'de bu Evs ve Hazreçliler özellikle
Nevruz veya Nevruz, bazı kaynaklarda Neyruz diye geçiyor, bazı kaynaklarda Nevruz diye geçiyor. Ve Mihrican adında iki tane bayram kutluyorlar. Ve tabiri caizse bu bayramlarda böyle İslam'ın onaylamayacağı, İslam'ın kabul etmeyeceği bir takım aşırılıklar, bir takım taşkınlıklar vesaire de yapıyorlar. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ramazan orucu farz kılınıyor. Akabinde de kurban kesmesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den kurban kesmesi istenildiği için Allah Resulü bu Medine'de kutlanılan ve İran geleneği olan, İran bayramı olan Nevruz veya Neyruz, yani çünkü bazı kaynaklarda Neyruz diye hadis-i şeriflerdeki ifadesi Neyruz'dur. Bazılarında Nevruz'dur. Ve Mihrican adı altında iki tane bayramın yerine Allah Resulü diyor ki bize bu ikisinden çok daha hayırlısı verildi. Bir tanesi diyor Yevmül Fıtr, Eydül Fıtr dediğimiz Ramazan bayramı. Diğeri de Yevmül Adha veya Fıtrul Eydül Adha dediğimiz Kurban Bayramı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 2. yıldan itibaren Ramazan Bayramı'nı ve Kurban Bayramı'nı Medine'deki Müslümanlarla beraber tabiri caizse kutlamaya başlıyor. Ve nasıl Allah Resulü'nün bayramı nasıl geçiyor? Şimdi Allah Resulü bizim için örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah Resulü bizim için en güzel örnekse Allah Resulü'nün bir bayramı nasıl geçiyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram öncesinde kadınların, kızların, çocukların da bayram yerine katılmasını ilan ettiriyor. Her şeyden önce. Ve Ramazan bayramı gününde evinden çıktığı zaman bir miktar hurma yiyor. Yani bu Ramazan bayramında tatlı ikramı, tatlı yenilmesi geleneği, sünneti diyelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan bayramında ilk defa yani sabah evinden çıkarken hurma yemesinden ki hurma aynı zamanda tatlıdır Araplar için. Bu anlayışla başlıyor ve Allah Resulü hurma yiyor ve mescitte değil bakınız bayram namazını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kalmış olduğu, geçirmiş olduğu ikinci yıldan itibaren sayarsak 9 sene veya 8 yıl boyunca sadece bir bayramda aşırı yağış, yağmur olduğu için mescitte bayram namazını kıldırıyor. Diğer vakitlerde, diğer senelerde bayram namazını musallada kıldırıyor ve kılıyor. Tabi musallaya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genç, yaşlı, işte bütün kadınların, çocukların, bütün erkeklerin gelmesini, katılmasını istiyor. Affınıza sığınarak ifade ediyorum. Özel muayyen günlerinde olan kadınların da katılmasını, onların sadece safa namaza durmayıp arka tarafta veya yan tarafta durarak bayram namazını izlemeleri ve bayram namazından sonraki o bayramlaşma coşkusuna, o bayramda yapılan bir takım gösterileri, bir takım kutlamaları da izlemesini veya katılmasını istiyor. Hocam biz bu noktaya gelebilecek miyiz acaba? Çoluk çocuk bayram namazı evet. Noktasına. Şimdi bu çoluk çocuk bayram namazı geleneği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Emeviler dönemine veya haricilerin ortaya çıkıp da işte böyle kalabalıklar halinde toplanan müminlere tabiri caizse suikastler yapmaya başladı veya fitne çıkaracak hareketler yapmaya başladığı döneme kadar devam ediyor. Ne zaman işte bu harici zihniyetine sahip insanlar çıkıyorlar ve işte Müslümanların cumalarını, Müslümanların bayramlarını kan gölüne çevirmeye başlıyorlar veya bir takım suikastçılar kadınlar gibi giyinerek işte çarşafa vesaire bürünerek kalabalığın arasına karışıp işte suikast vesaire yapmaya başlıyorlar. Bir anlamda kadınların bu fitneden, ortamından korumak için artık sadece önceleri yaşlı kadınların
bayram etkinliklerine katılması, bayram namazına ve bayram merasimine katılması isteniyor. Daha sonra o da yasaklanıyor ve maalesef şu anda günümüzde esasen bütün emniyet tedbirleri, bütün ortamlar yerinde olmasına rağmen hala biz sanki bayram namazı sadece erkeklerin üzerine vacipmiş gibi bir anlayışla bayram namazına sadece erkekleri katıyoruz. Şimdi Allah Resulü bayram namazını kıldırdıktan sonra sahabe efendilerimizle bayramlaşıyor. Ve sahabe efendilerimizin bayramlaşma biçimi "Takabbelallahu minna ve minkum." Allah sizden ve bizden kabul etsin şeklinde. Birbirlerini gördükleri zaman hani biz işte bayram mübarek olsun, bayramın kutlu olsun vesaire diyoruz ya. Sahabe efendilerimiz "Takabbelallahu minna ve minkum." Bu şekilde bayramlaşıyorlar. Allah kabul etsin. Yani Allah sizden de bizden de kabul etsin. Bu orucu kabul etsin anlamında mı hocam? Orucu kabul etsin, işte tevbelerimizi kabul etsin. Çünkü Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş, azat olma. Yani cennete inşallah. Temizlenme, aklanma, tevbelerin kabul edilmesi. Hem o manada hem tuttuğumuz oruçlarımızı veya kesilen kurbanları, yapılan hac ibadetini kabul etsin manasında. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Sahih-i Buhari'de olması lazım. Şeyde de İmam Ahmet bin Malik'in Müsned'inde de olması lazım. Mesela bir bayramda, Ramazan bayramında Hazreti Bilal Efendimizle beraber kadınların içerisine geliyor. İşte kadınların bayramını kutluyor. Ve diyor ki ey kadınlar bugün diyor Allah için fedakarlık yapmanızı istiyorum. Allah için diyor tasaddukta bulunmanızı istiyorum diyor. Ve hali vakti yerinde olan kadınlar işte küpelerini, yüzüklerini neyse Bilal, Hazreti Bilal'e takdim ediyorlar. Ve daha sonra Allah Resulü bu biriken altınları veya işte parayı diyelim eşya, ziynet eşyasını ihtiyaç sahibi kadınlara hemen orada dağıtıyor. Ne güzel bir uygulama. Evet, yani işte o bayram sevincinin paylaşılması, topluma yaygınlaşması noktasında yani sıcağı sıcağına yaşanılan bir uygulama. Yani böyle olduğu için daha sonra diğer dikkatimizi çeken bir husus hadis kitaplarında Allah Resulü musalladan ki musalla Medine için düşündüğümüzde Hazreti Peygamber'in yaşamış olduğu Medine için düşündüğümüzde bugünkü hacca umreye giden izleyicilerimiz bileceklerdir. Gamame Mescidi'nin o civar veya biraz daha bugünkü işte istasyona doğru olan kısım ya da bugünkü Hazreti Bilal Mescidi olarak bilinen mescide doğru olan kısımlarda Allah Resulü oraları musalla olarak kullanıyor. Bayram namazlarını burada kılıyor ve oradan tekrar mescide veya evine döneceği zaman gittiği yoldan dönmüyor. Medine'nin farklı sokaklarından böyle tabiri caizse zikzaklar çizerek farklı sokaklarından dolaşarak dönüyor evine. Bunun sebebi de çünkü dönüş yolunda daha fazla insanı görüp onlarla bayramlaşma adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyor. İşte Allah Resulü'nün bu bayram namazına gidişi ve dönüşünün daha sonraki dönemde mezhepler tarafından bir sünnet olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Ve bayram namazına yürüyerek gitmenin dönüşte de farklı istikametleri, farklı yolları kullanarak eve dönmenin sünnet olduğunu mezhepler kabul etmişler. Hocam ben çocukken hatırlıyorum evet. Bizim mahalle camimizde bayram çıkışında bir kuyruk oluşurdu. Hı hı. Ve herkes birbiriyle tokalaşıp işte sarılır, bayramını tebrik ederler ve ayrılırlardı. Evet. Şimdi yakın zamanda işte bayram döneminde şahit olduğum bayram namazı çıkışlarında böyle bir kuyruk göremiyorum. Üstelik bizim mahallemiz de küçüktü. Evet. Şimdi camiler de büyüdü, mahalleler de büyüdü. Acaba namazı kılıp böyle kaçıverenler mi oluyor? Bir bunu hatırlatır mısınız? Şimdi günümüzde dediğiniz o bayramlaşma camilerin içerisinde yapılıyor. Hı-hı. Kısmen. Ama kısmen. Şöyle kısmen. İşte diyelim ki bayram namazında camiler doluyor. Bir camide 500 kişi var. Ama o bayramlaşma halkasına belki 150, hadi iyimser rakam 300 kişi katılıyor. Geri kalan 200 tanesi tabiri caizse kaçıyor. Niye kaçıyor? Çünkü bakıyor ki işte o halkanın içerisinde
Küs olduğu, dargın olduğu, kırgın olduğu, işte kendisine göre sevmediği, belki kendisine göre gıcık olduğu. Belki bakkalla konuşmadığı, muhtarla arası bozuk belki. Aynen. Onlar da olabileceğini tahmin ettiği için veya onların da olduğunu gördüğü için hiç katılmadan kenardan sıvışıp gidiyor. Halbuki bayram gününde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte o musallada bayram namazı kılındıktan sonra eğer dargınlar varsa, kırgınlar varsa, arasında böyle soğukluk olanlar varsa onları karşı karşıya getirip kucaklaştırıp onları barıştırdığına dair rivayetler var elimizde. Çünkü bayram aynı zamanda dargınların, kırgınların, küslerin barışması gereken bir ortam. Niye? Çünkü bayram Müslümanlar için sevinç günü. Bayram Müslümanlar için o sevincin paylaşılma günü. Yine Allah Resulü'nün işte bayramında şunu görüyoruz. Mesela küçük kız çocuklarının Buaz harbinin harbi için söylenilmiş, yani bizdeki tabiriyle yakılmış türküleri söylediklerini görüyoruz. Ve Hazreti Ebubekir Efendimiz buna müdahale etmek istiyor. Yani peygamberin evinde, peygamberin mescidinde yani türkü mü söylenir gibisine. Hı-hı. Allah Resulü de diyor ki ey Ebubekir onları bırak. Bugün diyor bizim bayramımız, onların sevinç günü, bizim sevinç günümüz. Bırak söylesinler. Yine Allah Resulü'nün bayramlarında Habeşlilerin, ki Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, Hazreti Bilal Efendimiz başta olmak üzere, Habeşlilerin bizdeki kılıç kalkan oyununa benzer veya bizdeki hani Erzurum barına benzer bir mızrak kalkan oyunları var. Onu mescitte oynuyorlar bayramda bir gösteri olarak, bir kutlama merasimi, şenlik olarak insanları eğlendirmek için. Hatta ilk önce Hazreti Ömer Efendimiz. Yani herkes camide mi geçiriyor o günü hocam? Yani, öyle mi anlamak gerekiyor? Musallada, mescitte yani topluma açık yerler. Orası yani o günkü Medine namaz için. Namaz kılınıp kaçılan yerler evet, değil. Mescit hayatın merkezinde olan sosyal bir yer. Öyle namaz kılınıp kaçılan veya artık vakitten vakite uğranılan bir yer değil. Öyle olduğu için orada bayram kutlamaları olduğunu görüyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz bu Habeşlere müdahale edecek oluyor. Ya ne yapıyorsun siz? Yani mescitte bu mu yapılır falan. Allah Resulü ona da müdahale ediyor. Ve hatta yine izleyicilerimiz de hatırlarlar, bu sık sık dile getiriliyor. Hazreti Ayşe annemiz, boyu biraz kısadır. Tabii o ortada oynuyor Habeşliler. Etrafına millet halk olmuş izlemek için. Hazreti Ayşe annemizin boyu yetmiyor. Etrafında halk olanlardan halkanın içerisindeki şeyi göremeyince Allah Resulü onu böyle işte yüksek bir şeyin üzerine çıkarıyor veya şöyle biraz destek verip onu kaldırıyor ki görsün diye. Bu hadise bayram günü oluyor. Bayram günü oluyor bu. Evet. Hep biliriz diğer tarafını da. Biliriz ama bunun öncesi bayram günü olduğu şeydir. Yani dikkat edilmezse hani kaynaktaki o rivayetin öncesindeki zaman ve yer bildiren şey pek çarpılmaz. Evet. Ama bu bayram günü oluyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yine bayramlarda İşte ziyaretleri kabul ettiği ve kendisinin de işte süt kardeşini, halasını gibi akrabalarını ziyaret ettiği ne Sıla-i dair? Sıla-i Rahim değil mi? Sıla-i Rahim dediğimiz yani Medine içerisinde de olsalar onun evine gidip ziyarette bulunma. Bu fiili yaptığını ve bu sünneti başlattığını biz sahih hadis kaynaklarımızdan, sahih kaynaklarımızdan öğrenebiliyoruz. Peki hocam, bayram dönemi tatil evet. dönemi midir? Evet, gelelim günümüzdeki en büyük problemimize. Şimdi bayram denildiği zaman hele hele bir de işte böyle iş günleri arasına rast gelip de hafta içerisine rast gelip de bir 8-9 gün tatil oluyorsa maalesef biz günümüzde biraz sekülerizmin, biraz da modernizmin dayatmasıyla bayram günlerini sanki tatil günleri gibi algılamaya başladık. Ve daha bayram yaklaşırken işte insanlar sahil, hele hele yaz günlerine geliyorsa bayram, sahillerdeki otellerden rezervasyon yaptırmaya başlıyorlar. Ya işte 8-9 gün bir tatil yapalım havasında veya bayram tatili havasında. Ya da işte kış günlerinde ise kış turizm merkezlerinde vesaire. Halbuki yani tatile diğer yılın başka günlerinde de gidilebilir. Ama yılın başka günlerinde yapamadığımız ikram etme, ziyaret etme, sıla-i rahim yapma günlerini özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu günlerde yapmış düşüncesiyle bayramda yaparsak
hem bir sünneti yaşatmış oluruz, hem de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in 1400 yıl önce belirleyip bize bırakmış olduğu iki tane bayram mirasını gelecek kuşaklara aktarmış oluruz. Şimdi günümüzdeki çocukların veya belirli bir yaş altındaki gençlerin büyük bir çoğu, yani bayram denildiği zaman aklına tek gelen şey tatil. Halbuki işte büyüklerin ziyaret edilmesi, yaşlıların, hastaların ziyaret edilmesi. Halbuki siz hurma yemenin sünnet olduğunu söylüyorsunuz Ramazan bayramı. Şimdi, bir de şeker bayramı deniliyor ya, Allah şeker muhafaza. Şeker bayramı denilmesi de kanaatimce Ramazan ifadesinin veya işte fıtr ifadesinin dini bir referans, dini bir kaynak olup dini bir referansı göstermekten rahatsız olan laik, seküler kafalar tarafından bu ülkede dayatıldığı kanaatindeyim ben. Çünkü şunu söyleyelim, şeker bayramı ifadesi Türkiye haricindeki hiçbir Müslüman toplulukta kullanılmıyor. Yani Araplar işte Eid Ramazan diyorlar, Ramazan bayramı, Eidul Fıtr diyor, fıtır bayramı, fitre bayramı manasında. Veya işte iftar edilen, çünkü 30 günlük yememe içmeme döneminden sonra iftar edilen, yenilip içilen bir gün manasına, bayram manasına bu ifadeyi kullanıyorlar. Ama bizdeki laik ve seküler kafalar Ramazan ifadesinden duydukları rahatsızlıktan dolayı buna ısrarla şeker bayramı diyorlar. Hayır, şeker bayramı değildir. Tamam, bu bayramda, yani Ramazan'dan sonraki kutlamış olduğumuz Şevval'in birinci gününü, İkinci ve üçüncü günün içerisine alan bayramda tatlı yemek sünnettir. Yani bu o gün için hurmaydı. Bugün için başka şeylerdir. Hatta Ömer bin Abdülaziz döneminde, kaynaklarda var bu, süt, bal, hurma, undan karışa yapılan bir tatlı tatlının yapılıp uzunluğu 150 metreden daha uzun bir sofra tarafından sofrada bayram namazından çıkanlara ikram edildiğine dair. Yani bizzat saray tarafından diyelim veya halife tarafından süt, un, bal ve hurma karışımıyla yapılan bir tatlının böyle 150 metre uzunluğundaki bir masa gibi bir serginin üzerine konulup ikram edildiğine dair. Ve daha sonraki dönemlerde de özellikle Orta Doğu coğrafyasında işte bu tür undan, sütten yapılan tatlıların ikram edildiğine dair kaynaklarımızda da bilgiler var. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Nasip şimdiden teşekkür. Bayramımız mübarek olsun diyelim. Biz de tüm izleyicilerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Bütün güzel mesajlarınız için yürekten teşekkür ediyorum. Birkaç ismi hemen anacağım. Ereğli'den Ali Akyurt beyefendi. Niğde'den Akdoğan ailesi, Alemdar Sultan Camii, Hasan Efendi Kız Kur'an Kursu gibi isimler var. Bütün bu mesajları programdan sonra hocamıza göstereceğim. Okuyamadığım için kusura bakmayın. Bayramdan önceki son canlı yayınımızdı. Rabbim inşallah hayırlısıyla Ramazan bayramını eriştirsin bizi. Şimdiden bayramımız mübarek olsun. Lütfen dualarda bizi ve bütün Müslüman kardeşlerimizi, tüm insanlığı unutmayın. Bayram dönüşü inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.